Bugün Avrupa Konseyi'ndeki çalışmalarımızın ikinci günündeyiz. İnsan Hakları Komiseri Nils Muižniek ve Genel Sekreter Jagland'ın kabinesiyle iki görüşme yaptık. Öğleden sonra da İşkenceyi Önleme Komitesi CPT ile görüşmemize devam edeceğiz. Dünkü başvurumuzda da, bugünkü görüşmelerimizde de bir temel meselenin altını sürekli olarak çiziyoruz. O da eş başkanlarımızın ve milletvekillerimizin tutuklu olarak yargılanmaları hali ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ne Anayasa Mahkemesi içtihadı ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı bakımından kabul edilebilir değildir, temelsizdir, yasaya, usule ve kurala aykırıdır. O nedenle İnsan Hakları Mahkemesi'nin acilen gündemine almasını istiyoruz. Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesinin bu vakada geçersiz olduğunu da sistematik olarak bütün muhataplarımıza anlattık. Çünkü aslında Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde verilmiş bir önceki kararı var. Buna istinaden bir karar alması gerekiyordu. O nedenle bu kararı almaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin milletvekillerimizi ve eş başkanlarımızın serbest bırakılması yönünde bir kararı acilen alması konusunda son derece ısrarlıyız. İkinci nokta İdris Balıken, Meclis Grup Başkan Vekilimiz biliyorsunuz haksız yere tutuklanmıştı. Doğru bir kararla salıverildi fakat aynı haksızlık yeniden İdris Balıken'le ilgili bir tutuklama kararına yol açtı. Şu an İdris Balıken hastanede sağ bacağından bir operasyon geçirdi ve bunun sürekli bakıma ihtiyacı var. Cezaevine iadesi halinde sağlığının tehlikeye gireceğini biliyoruz. Bu nedenle sağlığı düzelinceye kadar bu tutuklama kararının infaz edilmemesi gerektiği konusundaki acil başvurumuzu yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu konuda bir acil karar bekliyoruz. Bunu da gene bütün muhataplarımızla konuştuk. İkinci önemli mesele, konuştuğumuz bütün kurumlara aktardığımız mesele, önümüzdeki referandum sürecidir. Hükümetin hayırı kriminalize eden tavrı, referandum sürecini muazzam bir baskı altında sürdürmeye çalışmasının Avrupa Konseyi mevzuatı ve Türkiye'nin konseydeki üyeliği bakımından kabul edilemezliğinin altını çizdik ve bütün muhataplarımızı bu konuda azami dikkati göstermeye davet ettik. Nihayet Kuruköy'deki mezalim gündemimizdedir. Bunu da görüştüğümüz bütün taraflara buradaki ağır insan hakları ihlallerini, insan hakları heyetlerinin ve milletvekillerimizin köye giriş çıkışlarının engellenmesini, bir insan hakkı ihlalinin devamı olarak da gündeme getirdik. Tabii bunun siyasi anlamı ve sonuçları da var. Ancak burada ister istemez meselenin insan hakları yönü üzerinde daha esaslı olarak durduk. Karşımızdakilerden, bizim muhatap olanlarından hiçbirinden bu taleplerimizin yersizliğine ya da kabul edilemezliğine dair bir karşılık almadık. Mevzuat dahilinde gösterebildikleri bütün ilgiyi gösterdiklerini söyleyebilirim. Sonuçların elde edilmesi sadece bu başvurulara değil, aynı zamanda Türkiye'deki muhalefetin, Türkiye'deki insan hakları mücadelesinin başarısına bağlı. Bütün olumsuz koşullara rağmen referandumda eğer diktatörlüğün, istibdadın, tiranlığın bileğini bükmeyi başarabilirsek zaten bütün başvurularımızın karşılığını kendi kendimize almış olmaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Bu moralle ve bu iyimserlikle Türkiye'ye geri döneceğiz. Bugünkü görüşmelerimizi de tamamladıktan sonra ve eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizi
kampanya döneminde cezaevinden çıkartmayı başarabilirsek en önemli siyasi başarılarımızdan birini kazanmış olacağız. Ancak bu konu sadece bize değil, uluslararası koşullara ve Türkiye'deki insan hakları mücadelesinin de gücüne bağlı. Biz üzerimize düşen her şeyi bu çerçevede yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalıştık ve bu çabalarımızı da sürdüreceğiz. Bugünkü çalışmalarımız bunlarla sınırlı. Yarın da Türkiye'ye dönmek üzere hazırlıklara başlıyoruz. Umarız yarın da bazı olumlu gelişmelere tekrar imkan tanıyabiliriz. Teşekkür ediyoruz.